Bu işin e, nasıl olduğunu ben evet, baştan sona pençe zapt 4 Nisan e, 2018'de biz zaten başladık pençe kilit harekatına. O günden bugüne hep şu söylenmişti. Biz nasıl e, nihayetinde e, bütün sınırlarımızı kilitleyeceksek terör sızmasına son bir zap bölgesi var. Zap bölgesini temizleyeceğiz ve tamamen kilitleyeceğiz ee, demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Dönemi Milli Savunma Bakanı da, Genelkurmay Başkanı da. Şimdi o noktada bizim devam ederken iki TSK üst bölgesine bunların konumları nedir? E, sızılması nasıl mümkün olabilir? Terör örgütü bugüne kadar sızamadı da nasıl e, söz konusu saldırılar Yapabildi, düzenleyebildi. Aslında dört bölgeye e, saldırı planlamışlar. Dört. Dört bölge. Dört bölgede yedi nokta. Hı. Dört bölgede yedi nokta. Ama ondan önce şu şeyi size kısaca isterseniz aktarayım. Lütfen Pençe operasyonu. Aslında ilk 2017 Mart ayında efendim. Bu işin başlangıcı. İki tabur Hakkari'de. Daha Komando Tugay'ından. E, Irak alanına, yakın alana girmesiyle. Bunun hemen akabinde de Şırnak'taki Şırnak sınır tümeninden iki taburun e, Irak alanına yakın girme yapmasıyla başlayan bir süreç. 2017 Mart ayı. Bakın. İlk başta buna geçici üst bölgeleri kuruldu ve biz e, yani Mart ya, hani muhtemelen Ekim Kasım gibi bu dört tabur geri çekilir. Şimdi dört tabur deyip geçme bir Tugay'ı yapıyor. <laughs> yani yani evet. Hani mevcutları da oldukça yüksek e, çekileceğini düşündük ama çekilmediler ve o kışı, o taburlar orada yani Mart'tan Ekim'in sonu işte Kasım'a kadar e, orada kalacakları yerleri daimi üst bölgesi getirecek malzeme ikmali sağlandı. Tabii yol aç yol açmak kolay değil onların bulunduğu yer ama havadan ikmal sağlandı belli bir yere kadar da yol açıldı. E tabi bu da yetmiyor. Kış şartlarında iletişim sağlanması lazım. Tabii. E, telsizler filan o kötü hava şartlarından etkileniyor vesaire. Dolayısıyla bir şey telli irtibatlar vesaire epey bir uğraşıldı. Sonra sizin dediğiniz işte 2018 ama asıl 2019. Evet. yaygın şekilde. Yani Hakurk'tan şu Sinat Sinat'ın da şu Cizre'nin daha Kasrik Boğazı var. Cizre'ye kadar olan alanda... Efendim ee, yaklaşık şu ana kadar 40 daimi üst bölgesi bunun 2-3 katı da geçici üst bölgesi tesis edildi. 3 yıl önce ben Hakurka gittim Ötesi Hakurka gittim hı hı. oradaki bir üst bölgesinde faaliyetleri inceleme fırsatımız oldu yayın yaptık oradan işte e, yazdık çizdik vesaire Yani şunu e, gördük artık bu bölgede Hakurk Zap Metina Sinat dediğimiz şu kavisli alanda şöyle bir nasıl diyelim dış bükey kavis diyelim. Yaklaşık 30-40 kilometre derinlikteki bir alanı ki çok dağlık bir alandır burası. Türk Silahlı Kuvvetleri tamamen alan hakimiyetini sağladı. Şimdi burada arazi bakın buradan da görüleceği üzere batıdan çok. doğuya ya da doğudan Tabii. batıya kompartımanlar şeklinde. Dolayısıyla bunların aralarındaki boşluklar, dere yatakları e, geçiş yolları sağlar. Yoksa dağların zirvesinden terörist olsa çıkamaz. E, dolayısıyla büyük bir baskı sağlandı. Alandaki terörist gruplar temizlendi. Şimdi buradan sonra müsaadenizle eyleme... Lütfen. Ye. Şimdi o zaman bu terörist grup kim? Hani bazen kamuoyunda yanlış algılıyor. İşte bölgedeki teröristler e, işte sızdılar falan. Hayır bu grup... Buranın grubu değil. Niye Buranın grubu değil biliyor musun? Buradaki gruplar yok edildi çünkü. Yani artık bu Irak'ın kuzeyinde Hakur, Zap, Metina bölgelerinde terörist eylem gücünde terörist kalmadı. Başka bir yerden geldiğini değerlendiriyoruz ama biz bunu açıklamayacağım ben burada. Bunu Savunma Bakanlığımız, devletin ilgili birimleri daha sonra mutlaka açıklayacaklardır ama bu dışarıdan bir yerlerden, güneyden bir yerlerden getirildiğine dair duyduk. Çünkü şöyle istihbaratları da yok teröristlerin. Yani hani bölgeyi bilmiyorlar yani. Bilmediklerini anlıyoruz. E peki ne oluyor? Şimdi bakın, terörist terör örgütü aslında bu dönemde değişik yerlerde serpinti grupları şeklinde kolektif hareket edebilme yeteneğini, kolektif hareket edebilme yeteneği ve örgütsel bütünlüğünü kaybetmiş. ...serpinti grupları şeklinde bulunuyor. Peki o zaman bu serpinti şeklindeki gruplar nasıl oluyor da... ...gelip bizim dört bölgedeki... ...Hakurk, Zarp, Metina e ve e, şu e, şeyde... ...Gara biraz daha bu tarafta olacak... ...Gara bölgesinde... ...yani dört, dört bölgede yedi ayrı noktaya saldırı yapabiliyor. Yani bu denklemi burada çözmek lazım. O da şu... ...şimdi önce bir grup... ...tespit Hı. ediliyor PKK içerisinden... Bu grup alınıp Suriye'deki Kavışlı'ya götürülüyor. Burada İlçin... e, bunlara kış teçhizatı, lazer ve frekans modülasyonlu güdüm sağlayan özel silahlar. E, dronlar, e, başka neler var? Gece görüş dürbünleri gibi karda yürüyebilmek için kar yani ayak e, hedik deniyor ona e, bir de bizimkilerin ihaların, sihaların ve yerdeki kar termal kameraların görüşünden kurtulabilmek için özel e, termal halılar bunlara veriliyor ABD mi veriyor? Ba böyle? bakın Tabii mi? size çok net söyleyeyim yıllarca terörle mücadele ettim kesinlikle ve kesinlikle bu eylem PKK terör örgütünün kendi kapasitesiyle yapabileceği bir eylem değil. Bu iki baskın değil mi? Bu sızmalar. Evet, yani Metina ve Hakurk bölgelerinde aslında dört bölge. Zap ve Garada var. Fakat bu diğer yerlere yapamıyorlar. Bizimkiler fark ediyorlar. Ve bunları orada temizlediler. Etkisi hale getirdiler. Metina ve Hakurk'ta hava şartlarının nedeniyle birazdan ne anlatacağım. Bazı da özel donanımlar verilmek suretiyle Buradaki askerlerimize bir saldırı girişimi oldu. Yani saldırı ve 12 askerimiz şehit oldu. Bu vesileyle onları bir kere daha rahmetle anıyoruz. Allah, Allah rahmet eylesin. eylesin. Mekanları cennet eylesin. olsun. O evlatlarımızı, o yavrularımızı yüreğimize gömdük. Sonsuzluğa uğradık. uğurladık. yüreğimize gömdük. Toprağa değil yani. Bunu, bunu herkes çok iyi bilsin çünkü birazdan söyleyeceğim şeyler var. dolayısıyla burada bu olayın üzerinden PKK çok güçlü. Burada ordulaşıyor. Yok 70 bin kişi falan oldular falan. Yok öyle bir dünya. Bakın yok. Gerçeği söyleyeyim mi size? PKK'nın örgütsel bütünlüğü kalmadı. Kolektif hareket edebilme eylem kabiliyeti kalmadı. O yüzden değişik yerlerde serpinti grupları şeklinde bulunuyor. Yok ordulaşmışlar da bir. Yok öyle bir dünya. Yine bazen çok üzülüyorum efendim işte bizim burada ne işimiz var biz aslında burada tutamayız geriye çıkalım filan bu yüzde yüz yanlış bir şey ülkelerin güvenliği sınırlarından itibaren değil Tabii. derinliklerden itibaren başlar hele böyle bir ortamda yani karşınızda bir devlet otoritesinin olmadığı bir bölgedeyseniz mecburen burada 30-40 kilometre derinliği sağlamak zorundasınız aynı şekilde Suriye'de. Neden 30-40 kilometre? İki sebebi var. Bir, asker açıdan. Bir, bir gece içerisinde eylem gruplarının geçiş için yeterli e, ge, geçemeyeceği kadar uzun bir mesafe. İki, teröristlerin elindeki silahların menzili dışında. Yani burada önemli olan yurt içinin e, korunması. Biz niye orada bulunuyoruz? Ana vatanımızı korumak için tabii. bulunuyoruz. Yoksa kimsenin toprağında gözümüz yok. Keşke Irak teröristleri yok etse de bizim de askerimiz orada bulunmasa. İşimize gelir, daha iyi olur. İstediğimiz şey bu. Ama şu an Irak diye bir devlet mi var? Tabii. Paramparça. Suriye diye yok. Tabii. Bir devlet tabii, tabii, mi doğru. var? Tabii. Paramparça. Hayır, bir de yani onların temsilcileri daha tabii. yeni geldiler. Biz Ankara Mutabakatı imzaladık onlarda. Evet. Yani Şimdi, bu yerel seçimler sonrasında. Evet. Terörle mücadelede şöyleyiz, bu ona, böyleyiz o, o böyleyiz biraz değineceğiz evet, Sayın Hanım. Bir iki daha ayrıntı vereyim size. Yine burada bunlara... Yine dedim ya başka bölgenin grubu bu terör bu toplanıyor toplama bir grup bir şey. Burası nereye gidiyor? Şimdi bakın. Siz askersiniz. Ben farz edeyim ben de terörist grubu. Siz göremiyorsunuz beni. Çok yoğun sıfır görüş. Helikopter uçmuyor. <laughs> Cuma icmasıya bağlayan geceden bahsediyorum. Derin kar ve şiddetli soğuk var. Şiddetli fırtına var. Helikopter ikma e, uçuşu yapılamıyor. Gözetleme son derece sınırlı. İhalar, sihalar da çünkü sis var. Ben görmüyorsunuz. Sizi, sizi siz beni nasıl peki, görüyorsunuz? Peki ben seni nasıl Görmesi görüyorum? Görmesi mümkün değil. Şunu yapmışlar. Mümkün Uydu'dan elde ettikleri verileri, <laughs> kritik verileri burada bu teröristlere aktarmışlar. Tabii. Bu da yetmez. Çünkü Koskoca alan yani. Hakurt'tan bahsediyoruz, ZAP'tan bahsediyoruz, Metina ve Gara'dan bahsediyoruz. Gara dediğim gibi şurada. Bunları sahada koordine edecek dış ülkelerin, bir takım ülkelerin istihbarat ajanları da sahaya inmiş. Onların sayıları da belli. Yani ben biliyorsam herhalde bilmesi gerekenler kesinlikle biliyordur. Gereği yapılıyor çünkü. Şimdi onu özellikle vurguluyorum. Yani bunların gereği de yapılıyor. Öyle sadece oradaki terörist unsurlara değil sahadaki diğer e, Türkiye Türkiye'ye düşman unsurlara karşı da ciddi operasyonlar yapılıyor. Bunun da altını buradan çizmiş olalım. Ya Burada bunlar ko koordine ediliyor. Ondan sonra buraya getiriliyor, aktarılıyor araçlarla ve buradan işte o şeylere hatta tatbikat yapılıyor. Tatbikatı da burada SENTCOM komutanı da izliyor. Şu anki SENTCOM komutanı da bu tatbikatı e izliyor. Evet Tamam mı? Ha, Bir bu tat da tatbikat. Bu tatbikat bahanesiyle bunlara teröristlere bu eğitimler veriliyor, hedefler hakkında bilgiler veriliyor, nasıl gidecekleri. Peki dedikleri gibi, özel, eray özel hocam. özel şu... cihazlar veriliyor. Evet. Ee, yani bu e, söylenen şu, Çarşamba günü tırnak içindeki o tatbikat yapılmış. Doğru mu bu? Yani saldırıdan iki gün önce mi yapılmış bunlar? Evet. Yani tatbikat şu anlama gelir. Teçhizatını verdiniz, silahını verdiniz, bilgileri verdiniz, malzemeleri verdiniz. Artık son gel burada, bunun provasını yap demektir. Ondan sonra da alıyorlar araçlarla belli bir yere kadar getirip teröristleri sahaya sürüyorlar. Yani olay bu. Ha, şimdi ben size çatışmanın dinamiklerini anlatayım nasıl olduğunu. Lütfen. Buraya saldırı oluyor. Özellikle hakurdaki e, unsurların ilk bitime saldırı oluyor. Timden 6 şehidimiz var çatışıyorlar ve 7 tane teröristi de orada alıyorlar. Kendilerine saldıran 7 teröristi de o şartlarda etkisiz hale, etkisi hale getiriyorlar. Aynısı Metina'da gerçekleşiyor. Ve toplam şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Komutanlık yani bu bölgeyi yöneten askeri komutanlığımız taktik durumu anlayınca çok kısa sürede yarım saat 45 dakika içerisinde taktik durumu anlıyor. Yani Metina'da saldırı, Hakok'ta saldırı, Zap'ta ve Garada görüntüler bunun üzerine anlıyor ki kapsamlı bir saldırı girişimi var. Ve bakın demin çok enteresan bir şey söyledim. Helikopter faaliyeti yapılamıyor. Riski göze alıyorlar. Bakın ey millet teröristler dinleyin dinleyin bakın. Türk askerinin cesaretini anlatıyorum. Riski göze alıyorlar. Müthiş rüzgar. Bakın ben o helikopterlere bindim. Yani İnsan paramparça oluyor yani o sallantıda o bir de gece bir yeri göremiyorsun rüzgarlar her taraftan böyle, karanlıktasınız. Yani bakın. Bu sefer ben de hava hücum, minik böyle bir de, de, şeyde bile yani evet. o devasa Skorskiler falanlar filanlar ve risk göze gider. alıyorlar o kahraman pilotlar hava yani taarruz helikopterleriyle birlikte özel evet. kuvvet timleri özel kuvvet timleri bu teröristlerin Bulunduğu noktalar. Bulunduğu yerlerin arkasına atılmaya başlanıyor. Fakat teröristlerin haberi yok. Şöyle bir şey oluyor. Düşün. Pilot diyor anlatıyorlar. Pilot nereye gideceğini sadece ekrandan görüyor. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Karanlık. Ben o bulutun içine falan girdim. Yani gerçekten çok çok bunaltıcı. Yani çok stresli. Binan askerler, özel kuvvet unsurları hiçbir şey göremiyorsunuz. Sadece pilotun yeteneği ve elinizdeki o a, navigasyon cihazı, pilot e, şeyde, helikopterde ve bunlar kalkıyorlar. Varış noktasına yaklaşıyorlar, alçalıyorlar ama ne kadar alçaldıklarını sadece aletten görebiliyorlar. Bakın, daha atlayın diyorlar. Özel kuvvet atlıyor. Nereye geldiklerini bilmiyorlar. Bilmiyorum. Sadece GPS de çünkü o şartlarda pis olduğu ki, için tabii. E, etkisiz. Kendi normal klasik yöntemlerle harita ve pusula kullanarak atlıyorlar ve orada üst bölgeleri tesis ediyorlar. Teröristlerin haberi yok. Bakın bu bunu her dünyada her ordu yapamaz. Ya vallahi yapamaz yani. Bakın şaka söylemiyorum. Ordum için Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu için söylüyorum. ve NATO'da da çalıştım. Başka yerlerde de gördüm. Başka ülkelerin ordularını da gördüm. Yani yok yok böyle bir şey. Bu, bu riski her komutanlık da kabul etmez. Ve ne oluyor biliyor musun Sayın Nur Hanım? Bu tamamlandıktan sonra ben o gece de dedim. Bak muhtemelen bizimkiler dedim. Bir bu operasyona saldırıları Saf anlayıp virüsüne. bir imha operasyonu planlıyorlar diye o gece cuma gecesi söyledim. Hakikaten de öyle oldu. Sabahleyin kaçmaya çalışan teröristler bizimkilerin eline düştü. 30 terörist etkisi hale getirildi. Bu arada altını çize çize söylüyorum. Ee, internetten de kontrol edebilirler. Bu işi yöneten iki sektör halinde iki üst düzey terörist ikisi de öldürüldü. Elde Tamam mı? Hani Türkiye ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile öyle kimse ahkam kesemez. Kimse bize kefen biçemez. Kefen biçenlerin ne olduğunu sosyal medyada akıbetlerine bir açın bakın herkes görsün ve ibretlik olsun efendim. Çok teşekkürler sağ olunuz. Yani o kadar net. Ee, tabii bu son derece e, vahim. Şimdi işte bütün noktalarda hem e, Irak alanında hem Suriye'de e, bütün terör hedefleri vuruluyor efendim bütün terörü ama şunu da bakın dikkat etmek istiyorum. Bu terör eylemini destekleyerek planlayanlar aslında üçüncü taraflar. Sadece terör eylemi planlamamışlar. Medya terörünü de hazırlamışlar bakın. Hı. Algı operasyonlarını da hazırlamışlar. Hı. Yok işte esir düşmüş bizim askerler. Yok bilmem işte orada şu olmuş, bizim ne işimiz varmış filan. Yani koca koca adamlara orada ne işimiz vardığını mı anlatacağız? Efendim biz burada duramazmışız filan. Bakın e, yılların askeriyiz. E, derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe konsepti diye bir şey var. Dağlarda harekat, komando harekatı diye bir konsept var. Eğitim var. Bunlar eğildir dağ komando okulunda ne yapıyorlar sanıyorsun? Tabii. Çay içip yemek yiyorlar mı sanıyorsunuz? Orada nasıl insanları, askerleri eğittiklerini siz biliyor musunuz? Orada bir gün dayanabilen kaç kişi var bakalım. İşte ne oluyor ondan sonra? O derin kar ve şiddetli soğuklarda Mehmetçik bayrağı dalgalandırabiliyor. O kadar büyük zorluklar ve sıkıntılarla zor şartlarda eğitim yaptığı için o yetenekleri kazandığı için de işte orada bayrağı kahramanca dalgalandırıyor. O yüzden ee, yani bazı <laughs> şeyleri söylerken çok dikkatli olmak evet. lazım buradaki terörle mücadelenin stratejisi son cümle bu yerleşikliğimiz olan Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyindeki alanlarda daha üst bölgelerini daim üst bölgelerini daha da çoğaltıp e, orada e, daha kalıcı hale geleceğiz. E, tabii bir de şu görüş var yani daha ileriye inelim e, daha şimdi bu, bunun bir ölçüsü var optimum ölçüsü var askerlikte yani çok da fazla inerseniz bu sefer geri bölge emniyetiniz e, konusu olacak lojistik ikmal sıkıntısı olacak vesaire dolayısıyla şu an optimumda duruyoruz. Bunun ilerisinde ne yapacağız? Bu alanda baskıyı oluşturduktan sonra İHA'larla, SİHA'larla, uçaklarla özel kuvvetlerimizin özel operasyonlarıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbarat operasyonu derinlikte mücadele devam eder. Ne zamana kadar? Adam gibi bir Irak devleti kuruluncaya kadar.